Kayıtta mısınız? Kaydediyor musunuz? Ben psikiyatr Mert Güngel. Bir deney için burada. Rosenhan deneyini bilir misiniz? Yiğit Bey, Cezayirler dizisiyle görüyoruz sizi. Çok güzel bir rolünüz var ama biraz sizden dinleyelim bir detaylarını. Nasıl bir rol? Evet, Mert Güngel. Psikiyatr. Hatta kendine çok güvenen, iyi eğitim almış, ne yaptığını çok iyi bilen bir psikiyatr ve bir gün seneler önce psikiyatri tarihinde çok önemli bir deney olan Rosenhan deneyini bir gün kendisi tekrarlamak istiyor. Gayet sağlıklı biri olarak ya da tırnak içinde sağlıklı olduğunu düşünen biri olarak hasta numarası yaparak kendini bir psikiyatri kliniğine kabul ettiriyor ve ondan sonra başına gelenleri görüyoruz. Sonra da oradan kaçma çalışmalarını görüyoruz aslında ama. Tabii bir süre sonra nereye düştüğünü anlayınca oradan çıkmaya çalışıyor. Doğru, çıkmaya çalışıyor. Ama orada asıl bizi bekleyen şey, asıl hani seyirciyi ilgilendirebilecek olan kısmı içeridekiler mi akıllı, dışarıdakiler mi? Ya da normal nedir, normal kimdir? Bu soruların etrafında dönüyoruz. Psikolog David Rosenhan böyle akıl hastası taklidi yapıp hastaneye yatıyor. Nesi vardı? Yatış yapıldı. Sonra tabii kendisi içeride böyle günlük normal davranacak ama... normal kim ki? Bu ikisini alabilirsin. Diğerleri kasaya kapatıldı. 40-50 yıl sonra bu deneyi biri daha tekrarlayacak. Cezayirler dizisiyle görüyoruz sizi. Bir dijital platformda yerini aldı. Nasıl bir roldü biraz? Aslında Rıza Kocaoğlu'nu görmediğimizde şaşırdığımız bir rol. Ama sonra şaşırtıyor dediniz. Bir ters köşe var galiba. Doktor oynuyorum. Bir sürü akıl hastası tırnak içinde. Onun cezai ehliyetim olmayanların koğuşunun doktorunu oynuyorum. Ya evet, benden beklenen oradaki akıl hastalarından birini oynamam muamelinde söylediği gibi ama... keyifli oldu. Çok iyi bir ekip toplanmış. Yönetmenimizin hem çekerkenki başarısı hem kendine inandırıp böyle bir ekibi toplaması, hepimizi çok iyi yönetmesi. Onu görmek çok iyi geldi bana. Huzur geldi. Çok böyle gülmeye falan ihtiyacımız var bu ara. O yüzden böyle tatlı bir kara mizahı da var. İnsanları ferahlatıcı bir iş olmuş. O yüzden mutluyum. Neleri sorgulatıyor dizi baktığımızda? Roller, sizin baktığınız yerden neler sorgulanıyor? Bu tarz şeyler söylemek büyük şeyler gibi geliyor bana. Ama her izleyeni başka bir şekilde sorgulatır mutlaka. Ama normal kavramını tartışıyor. Bizi sıkıştırdıkları normalizasyonun tartışıldığı bir dizi olmuş. Ve aslında özgür, yaratıcı bireyleri engelleyen bir şeyi, o sınırları kırmak gerekir mi, gerekmez mi tartışıyor. Bu yüzden de kıymetli benim için. Rolde o doktor konumunda baktığınızda nereden bakıyorsunuz ve dışarı çıktığınızda Rıza olarak? Benim için doktorum da bir değişimi, dönüşümü olacak. O yüzden de sadece doktor açısından bakmıyorsun. Zaten biraz kara mizah yani böyle doktorumuzu açıkladı içeride danışanımız. Biraz gerçeklik algısıyla oynadığımız bir şey. Birebir o doktor böyle, o hastalar böyle olmaz tabii ki. Sinema katkısı var tabii ki. Bakalım doktorları normal olduğuma ikna edip bu hastaneden çıkabilecek miyim? Cezayirler projesiyle görüyoruz sizi dijital platformda. Biraz farklı bir proje. Neleri sorgulatıyor acaba? Rol de çok enteresan. İzlediğimiz şeylerden biraz farklı. Hem biçim olarak hem içerik olarak. Çok izlediğimiz şeylere benzemiyor. Konu olarak da, oyunculuk olarak da ister istemez. Nasıl bir roldü sizin için? Yani o tırnak içinde akıl hastanesinde bir deli olarak sayabileceğimiz kişileri canlandırmak. Yani şizofreni hastalığı olan birini oynuyorum. Ben daha önce tiyatroda oynamıştım. Oradan aslında aşinayım biraz ve aynı zamanda tiyatroda oynadığım psikiyatr koçunda aynı zamanda yine burada bizde hepimize coaching yaptı Timuçin Oral. O yüzden tekrar onunla çalıştık. Tabii farklı karakterler ister istemez. Bir de aslında bu farklı bir tür. Bir taraftan gerilim, bir taraftan da yani nasıl tarif edebilince ara bir tür bu. Aynı zamanda da komedi. Hem komedi yapıp hem de doğru oynamak hastalığı o en zor kısmıydı aslına bakarsan. Orada da işte aslında yani bir başka bir gerçekliği var yaptığımız, içinde bulunduğumuz akıl hastanesinin. Çünkü hiçbir akıl hastanesinin duvarları pembe değil. Ya da işte koridorlarında garip imajlar yok. Ya da işte demeyeyim doktorlar ya da hemşireler böyle davranmıyorlar. Dolayısıyla bizim orada biraz da açık bir alanımız vardı.
olabildiği kadar doğrusunu oynamaya çalıştık bu karışık türün içinde. Şşt! Kayıtta mısınız, kaydediyor musunuz? Ha. Ben psikiyatr Mert Güngel. Bir deney için buradayım. Rosenhan deneyini bilir misiniz? Cezayirler dizisi dijital platformda yerini aldı ve yine bir hemşire rolüyle görüyoruz ama bu sefer biraz farklı. Evet, bu sefer farklı. Ben tabii yine hemşire gelince bana dedim ki artık ama yani falan. Tabii deneyimden yararlanmak istemeleri de normal, onları da anlıyorum ama yok, bu sefer hakikaten çok farklıydı karakterin. Yani daha önce oynadığım hemşirelerle ve kadınlarla hiç alakası yoktu. O yüzden çok severek kabul ettim. Özellikle tür de benim çok sevdiğim bir tür, mockumentary türü. Yani beni hakikaten çok kaşıdı, oynamak istedim ve hemen atladım içine. Bu hemşire nasıldı? Diğer rollerden farklı olarak bir akıl hastanesinde geçiyor ama normal mi? Onları mı sorguluyor yoksa kendine de birazcık aslında var diyebilir miyim? Tabii yani buradaki karakterlerin hepsinde aslında yani türün gereği dolayısıyla birazcık kendilerinde de bir tırnak içinde delilik, bir norm dışılık var. Zaten Murat Canlı'nın amaçladığı şey de oydu. Önceki hemşirelerden ayrıştığı yerde onlar realist, yani daha realist işler olduğu için bu da tam tersi. Hani bir tık daha hemşireliği ve akıl hastaneliği ve delilik de karikatürize bir yerden işlediği için yani daha doğrusu kare mizaha dayanan bir yerden işlediği için yani bambaşka bir oyun alanı tanıdı bana. Yani hemşire mesleğini, açık söyleyeyim, diğer işlerde her zaman hissettim. Burada hemşirelik mesleğinden ziyade karakteri hissettim. Yani ufak çaplı işte teknik şeyler dışında, hani hemşire şurasına dokunamaz, bunu yapamaz müdahalede akıl hastanesinde dışında, aslında hemşirelik rolünü hissettiğim bir şey olmadı. Tam tersi işte birine aşık ve hani kendi yolunu bulmaya çalışan, kendini de kaybetmemeye çalışan bir genç kadın oynadım ben. Cezayirler dizisi dijital platformda yerini aldı. Neler hissediyorsunuz? Nasıl bir rolde görüyoruz? Biraz bazı şeyleri sorguluyor ama onları sizden dinleyelim mi? Akıl hastanesinde geçen bir hikaye. Bizde iki tane akıl hastasını oynayan insanlarız. Öyle yani. Nasıldı yani normalden böyle bir tırnak içindeki o deliği canlandırmak, o duruma adapte olmaya çalışmak? Yani böyle bir ekiple ve böyle oyuncularla aynı ortamda bulununca gerisi akıyor gidiyor açıkçası. O yüzden hani uyum sağlama konusunda çok fazla üzerine kafa patlatmaya gerek yok. Sadece eyleme geçmek yeterli. Biz de gerekeni yaptık. Ondan sonrası artık size kaldı. Şerif Bey, yine çok efendi bir rolde görüyoruz, biraz deli olmanıza rağmen, ama geçmişte de yazdığınız senaryolar var. Biraz bu senaryo geldiğinde neler düşündünüz? En önemli şey şu, akıl hastası, deli dediğimiz insanlar bizim süratle ötekileştirdiğimiz ve uzak durmaya çalıştığımız insanlar. Korkuyoruz, çekiniyoruz onlardan. Onlar da çok sahici dertleri olan ve bu dertlerin içinden çıkamadıkları için bir yerde dengelerini kaybetmiş olan insanlar. Bu senaryo o insanlara böyle baktığı için benim çok hoşuma gitti. Nasıldı peki o rolü canlandırmak, adapte olmak, role girebilmek, sonrasında normale devam edebilmek? Ben Jack Nicholson gibi söylemeyeceğim, o şey demiş ya, deliyi oynamak kolaydı, normali oynamak daha zordu diye. Aslında şey... çatışmaları varsa karakterin, hedefleri varsa, zorlanıyorsa, dertleniyorsa, sorunlar yaşıyorsa, o bir oyuncu için bolca malzeme demek zaten. Dolayısıyla normal oynamak, öbürünü oynamak, normale dön. Hayır, esas mesele bu değil. Esas mesele onun dert ettiği şeyi hissetmeye çalışmak aslında. Bir de emekli maaşları tıkır tıkır alıyor yani, gül gibi geçinir gider. Benler ne hissettiğine bakıyor ve direkt kendini o anlığına özdeşleştiriyor. Efendim, sizi habersiz bıraktım fakat malum o haliniz, rahmetli olduğum için yazamadım. Cezayirler dizisi dijital platformda yerini aldı. Çok güzel bir oyuncu kadrosu var. Senaryo çok güzel. Sahneler, çekimler, her şey çok güzel. Sizden dinleyelim mi biraz Cezayirler'in hikayesini? Hikayesi uzun, çok uzun sürer. Ama şu güzel, şu çok kıymetli ve çok güzel bir kadro. Hepsi süpleksi çok yüksek oyuncular. Biz kalabalıktık, 10 kişi bir cast. Ve 10 kişi cast'ın bir arada çalışması ve belli sürelerimiz var bir şeyi, bir prodüksiyonu gerçekleştirmek için. O sürelerde böyle bir sonuç çıkması, içimize sinen bir sonuç çıkması çok kıymetli. O yüzden zekası ve yeteneği yüksek oyunculardı, onu da.
Zaten hepsinin neredeyse tek kişilik tiyatro oyunları var, sinema ödülleri var. O da biraz işin şansıydı. Bu kadroyla çalışmak benim de şansımdı. Hepimize çok kıymetli bir iş diyebilirim yani. Kara komediden drama doğru gidiyor dediniz aslında. O bir ince ip dediniz ama senaryoyu yazma kısmı nasıl oldu? O esinlenme nereden geldi? Ayberk şunu dedi, biz izlemek istediğimiz bir şey yapalım dedik ve aslında oradan biz ne izlemeyi seviyoruz? İşte dediğim gibi biz gariplik seviyoruz. Farklı, kendi dünyası olan işleri seviyoruz. Ve yani seyirci olarak bir anda o dünyaya kapılmayı, onun gerçekliğinde zaman geçirmeyi seviyoruz. Üzerinden kendi gerçekliğimizi yaratalım. Kendi gerçekliği olan bir iş yaratalım üzerinden çıktık. Ve aslında bu oradan da araştırma sürecinde tuhaf yerler. Hapishane dediğim gibi araştırdık. Orada da aynı durum var. Yargının ne kadar doğru konduğu, içerideki insanların, dışarıdaki insanların, hani dışarıdakinin ne kadar daha suçlu olabileceği, içeridekinin olmayacağı. Aynı şekilde ıklas hanelerinde benzer yargı ve teşhis problemleri oluyor. Biraz bunları araştırırken biz ikisini aslında birleştirelim deyip ıklas hanesinin cezaiyeti olmayanlar koğuşunda aslında hikayeyi geçirmeye karar verdik. Ondan sonra da işte araştırma süreci başladı. Bir 15 dakikalık demo çektik ve aslında o süreçle satabildik. Yani böyle bir gerçek de var. Biz bunu tekst olarak satmamız belki çok daha zor olabilirdi. 15 dakikalık demo sayesinde nasıl oluşacağı, atmosferi ve nasıl bir iş olacağı çok kıymetli olacağı için, ton her şey olduğu için tekstten geçmeyebiliyor. O sayede de sattık. Hemen hemen kadronun hepsi demoda da vardı. Yani ciddi bir kısmı diyeyim, demoda da vardı. Yolu değişenler oldu, o şekilde gelişti. Bakalım doktorları normal olduğuma ikna edip bu hastaneden çıkabilecek miyim?